Evet anneciğim. Öğle yemeğini sana hazırladım. Sen de üç yiyeceksin. Dışarıdan bir şey almak yok, tamam? Tamam. Tamam, ben senin çıkışta gelir alırım. Gelme. Kendim gelirim ben. Aa, kendi başına nasıl geleceksin oğlum? Yürürüm, ne var? 20 dakikalık yol alt tarafı. Koca adamım ben. Peki, tamam. Ama dost doğru eve geleceksin, hiç oyalanmadan. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam, hadi anne. Buyur. Oh, iyi dersler anne. Efendim? Ne haber, ne yapıyorsun? Ertan, Serhat'ın eski karısını kandırdığını biliyorum. Bak, o kadının hiçbir günahı yok. Ya sende hiç mi vicdan kalmadı artık? Ya arkadaşım, bu vicdan kavramı ne kadar önemli bir şeymiş sizin için ya. İç huzurunu bulamayan kim varsa beni suçluyor, anasını satayım. Bana bak, sen bana böyle çemkirdiğine göre herhalde Serhat'ın o özel hücreden kaçtığını bilmiyorsun. Kaçtı mı? Niye şaşırdın kız? Ben çoktan sana koşmuştur, hatta sevişmeye başlamışsınızdır diye düşünüyordum. Ertan, lütfen o kadına bir zarar vereyim deme. Bu feminist dayanışmanız doğrusu gözlerimi yaşarttı. Merak etme, ben de aynı şeyi düşünüyorum. Sen bana yardım edersen belki sevenleri kavuşturacağım. Sen yine neyin peşindesin? Serhat'la konuşmam lazım. Onu benim için bulacaksın, tamam mı? Bir saat sonra arayacağım seni. Beni onunla konuşturacaksın. Nurgül'ün yerini söyleyeceğim. Bakalım almaya gelecek mi? Peki ben sana neden güveneyim ki? Sen ne zaman sözünü tuttun? Doğru vallahi, durmam. Ama asıl sorum, bence sen bunu yapacak mısın? Ha? Düşünsene, Serhat'la Nurgül birleşirse eğer avucunu yalayacaksın. Diğer yandan da eğer Serhat benim teklifimi geri çevirdiğini ve Nurgül'ün bu yüzden öldüğünü öğrenirse düşün bak. Sana neler yapar acaba? Acaba iki ucu pis değnek diye buna mı diyorlar ha? Hadi arayacağım seni bir saatte, öptüm. Selam. Babam içeride mi? Başladı. Burak. Merve'lerin durumu hakkında İsmet Baba ile konuşmak istiyorum. Onların bizden uzakta koruması olması çok canımı sıkıyor. Ne benim sıkmıyor mu sanıyorsun? Babamla konuştum işte. Adam Nuh diyor, peygamber demiyor. Son olanları bilmiyor ama. Ben açık açık her şeyi anlatmayı düşünüyorum. Ama bana sen dış kapının mandalısın diyebilir. Bana destek çıkar mısın? Peki bir deneyelim. Baba nasılsın? Fena değil. Ne oldu? Baba, bazı yeni gelişmeler var. Anlat, konuş. Gelişmeler Merve ile ilgili. O halde boşuna çenenizi yormayın. Son olanları bilmiyorsun ama baba. Ertan onu alıp Serhat'ın yanına götürmüş. Sırf ne halde olduğunu göstermek için. Bundan bana ne? Gittiği mekan Rusyalıymış baba. Umut'un kendi çocuğunu olmadığını öğrendikten sonra Ertan iyice kafayı yemiş. Merve ile Umut'a bir şey yapmasından korkuyorum. Onları yalnız bırakmamalıyız baba. Onları bu şekilde koruyamayız. Korumak mı? Bütün bunları bana yalan söylemeden önce düşünecekti. Yaptığı her şey kendi hatası. Ertan'ın nasıl bir psikopat olduğunu dünya alem biliyor. Bu yeni bir şey değil ki. İyi de sen psikopatının vardı seviyeyi biliyor musun? Sırf Serhat'tan intikam almak için eski karısıyla evlenmiş. Vardı ya Nurgül. Allah'ım yarabbim ya Resulullah ya. Sırf intikam için bunu yapar da Merve ile Umut'a neler yapmasın. Düşünsene bir. Sonradan pişman olmayalım baba. Merve Hanım'ı ve Umut'u korumamız altına almalıyız. Ertan her an onlara ulaşamamalı.